CS2'nin gelişi Teofer olumlu etkiler mi? Korvus 5. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. CS2 bence Efe'yi olumlu etkilemez. Çünkü CS2'de bir sürü yenilik olacak. Yani belki metalar değişecek, belki haritalar değişecek falan bir şeyler olacak. Yeniliklere çok uyum sağlayabilen bir ekip gibi görünmüyor Efe. Yani Ancient mesela. Yani çoğu takım açtı gitti, Ancient'ı oynuyor. Yakalayamadık yani. Kaçtı o tren. Misal. Neyse. Ya CS2'nin çıkması negatif bir etki yapabilir. Pozitif bence yapacak pek bir durumu yok. Ha şöyle olabilir. Oyuncular tabii ki biraz daha motive olabilirler yeni bir oyun diye ama. Dediğim gibi yani bu oyunda metalar değişecek. Sürekli harita güncellenecek bir şeyler olacak falan. Bu EF'yi zorlayabilir yani uzun vadede. Ancient oynamamız sıkıntı değil. Taponda birçok takımın hiç oynamadığı ortalar var. Tamam işte zaten dostum sıkıntı o. Yani oynayamadığımız bir sürü harita var. Ancient örneği zaten insta banımız olması. Bir de üzerine oynayamadığımız bir sürü harita var. Yani o yüzden Ancient'ı oynamamakta sorun. Efe'den Thunderpick'te hükmen mağlup olduğu görünüyor. Turnuvadan çekildiler. Enteresan bir karar bence. Yani Usamed'de gördüğüm işte biraz daha takımda hani bir şeyler oturtmak için Pro League öncesi yapmışlar da. Evet kötüydü biraz son birkaç maç ve turnuva. Ama yani bence Efe'nin invite alabileceği iyi turnuvalardan bir tanesiydi zaten. Bir önceki elemelerde hatırlıyorsanız. Son maçlarda yenilmişler. Neredeyse ana turnuvaya gidiyorlardı. Yani ana turnuva çok büyük bir turnuva olacak. Yani evet bir şeylerin iyi gitmediği belliydi bu dönemde. Ama o turnuva bence çok değerliydi yani. Atölye haritaları gelecek mi CSK'ye? Gelir. Gelir ama işte dediğim gibi önce oyunun bir stabil olması lazım ki üzerine geliştirmeler yapılabilsin. Atölye haritaları olmadan bir Counter Strike olmaz yani. CSK genel bir yorumun var mı? Oyun şu an bayağı kötü durumda. Hem performans sorunu var hem de işte mermilerin gidişi, spreyler falan biraz böyle bir garip. Büyük ihtimalle fixlenecektir çıkana kadar ama oyun şu an biraz kanser edebilir yani. Oyun şu an vasat lafın kısası. Evet normal. Yani dediğim gibi zaten çok sorunlar olduğu belliydi. O yüzden oyun şu an beta zaten. Toparlanır ama ne kadar toparlanacak, ne kadar zaman toparlanacak ona bakacağız beraber. Evet vuruş hissiyatı yok en büyük sorun o. Yani dediğim gibi ben hasher atıyorum. Adama spray mi atmışım, body shot'la mı ölmüş, headshot'la mı ölmüş. Hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Böyle tırırt bir ses geliyor, karşıda bir bayılma animasyonu. Şeyden anlıyorum headshot'ı. Killfeed'e bakınca anlıyorum. Şu an CSGO'da hasher attığınızı çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Seslerden, vuruş hissiyatından. Damage yerken de öyle. Evet ses gelmiyor, damage yiyorsun bir yerlerden, ondan anlıyorsun. Birini sağdan soldan sıktığını. Düzelir olur. Yani ben oyunun açıkçası Ağustos başında falan bu dünkü çıkışını gerçekleştirmesini bir ayda falan da hani fixli yere ilerlemelerini bekliyordum. Ama şu anki geliştirme hızı ve çözüm hızına baktığımızda 2024'e kadar oyunun full halini göremeyebiliriz bence. Ve 2024'ün de başında işte major yemeleriyle falan sanki oyun başlar gibi duruyor.